Doların son birkaç gündür 5.80'in üzerinde açıkçası yukarılara zorladığını görüyoruz. Dolarda yaşanan ve hatta liradaki bu değer kaybı aslında sadece liraya özgü hareketler değil, gelişmekte olan ülke para birimlerinin de yine dolar karşısında değer kaybettiğine şahit oluyoruz. Fakat burada liranın en fazla değer kaybeden para birimi olmasının nedeni ise şu: Temmuz ayı bizim açımızdan oldukça iyi bir aydı, kazançlı bir aydı ve bu ay içerisinde liranın en fazla değer kazanan para birimi olduğunu görmüştük. Şimdi bu üzerindeki köprüyü aslında biraz veriyoruz diyebiliriz. Ardından hemen Brezilya reali geliyor. Bizden sonra dolar karşısında en fazla değer kaybeden para birimi olarak. Şimdi açıkçası dolardaki sıkıntılar veyahut da bizi baskılayan sebepler Temmuz ayından bu yana masadan kalkmamıştı. Sadece dolardaki bu rahatlık sebebiyle biz biraz gündemi geri planda bırakmıştık, ama özellikle S-400 konusu, hele ki dün Putin'in yapmış olduğu Erdoğan görüşmesi ardından Amerika'nın vermiş olduğu mesajlar ve F-35 siparişinin resmen iptal ediliyor oluşu önümüzdeki günlerde tekrardan bize katsa yaptırımlarının gelecek mi gelmeyecek mi gündemini önümüze koyabilir. İkinci olarak ise hane halkının çok ciddi bir döviz tevdiat hesabında birikmiş döviz varlığı var. Bu varlığı bir türlü bozdurmadığını görüyoruz ve zaten içerideki mevduat faizleri de şu anda çok yarışabilir oranlarda olmadığı için hane halkını dövizden döndürmeye fazla ikna edemedi. O yüzden faizlerdeki bu düşüş dolarizasyonu halen daha canlı tuttu. Dolayısıyla dolardaki şu anda seyre baktığımız zaman geri çekilmesinden ziyade yukarı yöne doğru yüzünün daha dönük olduğunu görüyoruz. Ve 5.80'in üzerinde kalmaya başlayan bu fiyatlarda önümüzdeki günlerde eğer haber akışında çok ciddi bir sarsılma görmediysek 6 liralara doğru bir seyir izleyeceğiz gibi duruyor. Eğer kötü bir haber gelmezse, yani gündemi bozacak bir haber gelmezse, biraz daha buralarda vakit geçireceğiz. Ama özellikle haber akışı burada Amerika'yla olan çok önemli. Çünkü tekrardan bizlere 6 liranın üzerine gösterebilir. Çünkü kurdaki riskler günden güne, kademe kademe artıyor ne yazık ki.